الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آلهم وأصحابهم أجمعين، آمين. Çok değerli, çok kıymetli kardeşlerim, takriben 3 ay kadar Mesnevi-i Nuriye sohbetlerine devam edemedik. 125 sohbet yapmışız ve lütfu kerem-i ilahi ile dün 126. sohbeti yapmış olduk. Bugün de Cenab-ı Hakk'ın lütfettiği kadarıyla 127. Mesnevi-i Nuriye sohbetini yapmış olacağız. Dünkü sohbette de söylemiştim. Hubab Risalesi'nde 19 Ocak 1923 tarihinde Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin Meclis-i Mebusan'a, birinci meclise Atatürk ve arkadaşlarının daveti üzerine gelmiş ve bir hitabesi var. Çok farklı şeyler söyleyecekmiş aslında ama fakat o meclisin Allah'ın verdiği lütuf ve fetihler karşısında böyle bir nimete şükürle, şükrün de formülü namazdır, namaz şükrüyle eda etmediklerini görünce, namazın terk edildiğini müşahede edince eyvah demiş. Çünkü kulun İslam adına, Allah'a kulluk adına en son terk ettiği şey namazıdır. Namazı da terk ederlerse bunların başka terk etmeyeceği şeyler olamaz deyip, özellikle bunu meclis yaparsa endişe etmiş ve yine anlatacaklarını bu mevzu içerisine sokmuş. Bir önceki sohbette burada Sabihan denen 7. 10 maddenin 7.sinde o tespitlerini sizlerle paylaşmıştım. Batıya göre anayasal hukuk değil de Kur'an ve sünnete dayalı içtihat eleştikiyeti içerisinde yeni bir şeyin doğması, yapılması, o mazi kökleri üstünde bir ağacın, bir milletin gelişmesi tavsiyelerinde bulunmuştu. Ve aynı mevzuyu devam ediyor, devam ettireceğiz. Bugün de Saminen dediği, yani 8. olarak. Zaaf-ı dine sebep olan Avrupa medeniyeti sefihanesi. Avrupalılaşma hareketlerinden sonra bizim dinimizde bir, dini hayatımızda daha doğrusu yaşantımızda bir gevşeme olmuştur. Çünkü biz Batı teknolojide gelişti, sanayi inkılabı yaptı. Bizler de Avrupa'nın o yönlerini alalım diye bazı entelijansiyamızı Batı'ya gönderdik. Onlar dinimizi bilmeden geldiler. Baktılar ki Batı'da din var, kilise, Hristiyanlık, müsbet ilimle üniversitelerde karşı karşıya. Bir bozuk kıyas yaptılar, yanlış kıyas, kıyası maal farık. İslamiyet'te bir din olduğuna göre o da üniversitelerle, fenle ve felsefe ile çatışma içerisindedir. Bozuk kıyasıyla ülkeye döndüler. Ve gelirken de Batı'nın romanını, tiyatrosunu, sinemasını, yani biraz daha böyle insanın şehvetine hitap edebilecek noktalarını alıp geldiler. Ve bu da bizim dini hayatımızda gevşemeler meydana getirdi. Salavetimizde, takvamızda ve İslam'ı biraz da hassas yaşamamızda bizlerde bir gevşeme meydana getirdi. İşte bu da yavaş yavaş bozulmaya doğru gitmenin başlangıcı idi. Burada ona dikkat çekiyor. Batı medeniyetinin alacaklarımız noktası var ama asla ve kat'a almayacağımız, hatta aleyhinde olacağımız noktaları var. Bu hususu Üstad Bediüzzaman Hazretleri Batı'nın iki yönü olarak 17. sözün 5. notasına, lütfen estağfurullah, 17. lem'anın 5. notasına bakınız.
Aynı zamanda Mesnevi Nuriye'deki Zühre Risalesi'nde de aynısı tekrar edilmiştir. Orada Avrupa ikidir diyor. Bir İseviyetin dini şahsı manevisinden süzülen ve kökü dindarlığa dayanan ve sonra tecrübelerle, araştırmalarla işte medeniyette, o dünyevi güzellikte de ulaştığı noktalar itibariyle bu Avrupa'ya biz sahip çıkmalıyız. Bu yönüyle Avrupa ile bütünleşmeliyiz. Avrupa'nın birinci yönü bu. Bizim de aşıkımız olabileceği, talip olabileceğimiz, alıp bazı yönleriyle hayatımızda, ülkemizde tatbik edebileceğimiz bir yönü. İkinci yönü ise ahlaksızlık. Aslında korkunç ahlaksızlık burada zuhur etti. Ve komünizmin de burada bir ihtilal yapması ve burada hakim olması bekleniyordu. Ama daha sonra Rusya'da oldu. Onun derin böyle bir kısım patlamaları Rusya'da zuhur etti. Ama böyle Batı'yı da sarstı, Almanya'yı da sarstı. Ve bu ahlaksızlık ve aile hayatı yerle bir oldu. Hala Avrupa teknolojisinde, medeniyetinde bazı yönleriyle ileri gitse bile mevzuatında vesaire de ama o ahlaki noktalarda Avrupalıların kendileri de mustarip olduğunu ifade edebiliriz. Şimdi meseleyi böyle bakıyor. Yani yeni bir devlet kurulmuş. Artık oturaklaşacak, daha anayasası yok. Bediüzzaman Hazretleri ısrarla kendi şanlı mazi kökümüze, tarihimize bağlı, inanç esaslarımıza bağlı. Bunlarda bir içtihat elestikiyetiyle farklı şeyler ortaya koyabiliriz. Ama asla Batı'nın o sefih medeniyetine aman ha aman ha buna dikkat çekiyor. Lütfen muhakematın baş tarafındaki Batı ile İslam kültürü arasındaki farklara, orada ciddi farklar anlatıyor. Ben sadece risalelerle şerh etme açısından kaynaklar veriyorum. Muhakematın ön sözünde 3. 4. 5. 6. sayfalarda bununla alakalı bir yer var. Ve bir de az önce vermiştim 17. Lema'nın 5. notası. Notalarda belki en uzun yerde orasıdır. Ve o notaların sonunda da ey bu vatan gençleri, Frenkleri taklide çalışmayınız. Aya Avrupa'nın size ettiği bu kadar zulüm ve adavetten sonra gelmişler, işgal etmişler. İstanbul'u işgal etmişler, İzmir'i işgal etmişler, Maraş'ı işgal etmişler, etmişler. Bu kadar zulümlerden sonra hangi akıl ile onların efkarına tabi oluyorsunuz? O 5. notanın son tarafındaki o paragraf ezberlenmeye değer bir yerdir. Yok yok diyor, sefihane onları taklit edenler, onları taklit değil, bilmeyerek onların safına iltihak etmektedirler. Evet, bir önceki sohbette söylemiştim. Bu ameli taklit zamanla itikadi taklide de dönüşerek pek çoklarımızı imandan, tevhid akidesinden mahrum edebilir. Biz onları ıslah etmemiz gerekirken yanlış yönleriyle, onlar bizim ıslah olmuş yönlerimizle, o tahrif edilmiş yönleriyle bozma tehlikesine dikkat çekiyor. Burasını tekrar ediyorum. 7. olarak, 8. olarak zaaf-ı dine sebep olan Avrupa medeniyeti sefihanesi, onlar da zaten bu işten bıkmış, yırtılmaya yüz tuttuğu bir zamanda. İşte bunu mahkematın başında anlatıyor. Onlar yıkılacak, biz yükseleceğiz. Onların yükü ağırlaşacak, bizimki hafifleşiyor. Onları geçeceğiz ifadesiyle orada anlatıyor. Bu böyle bir zamanda ve medeniyeti Kur'an'ın zuhura yakın geldiği bir anda, medeniyeti Kur'an ile Batı medeniyeti arasındaki farklara daha önce temas etmiştim, hatırlarsınız. Bu husus bir önceki sohbette kaynaklarını verdiğim husustur. Hangi sohbetlerde yaptığımızı da söylemiştim. Mesela Kubar Risalesi'nde 19. İlam olarak 106. derste, Mesnevi dersinde
bütün risalelerde Batı medeniyeti ile İslam medeniyeti arasındaki farklara dikkat çektiğimiz bir sohbet olmuş. Lütfen oraya bakınız. Ama burada bir kaynak daha vereceğim. 25. sözde onun birinci şulesinin üçüncü şuağında ve ikinci cilvesinde bir kısım temel prensipler Batı medeniyetinin aldandığı ve muhakemesiz noktaları İslam medeniyetinin bu mevzuda getirdiği temel esaslar, fikirler, tedaviler, toplumun hastalıklarına karşı çareler. O 25'in sözünde verdiğim kaynağı okuyunuz. Batı'nın yavaş yavaş tefessühe veya medeniyetinin yıkılmaya gittiği böyle bir hengamede biz de kalkmışız. İşte birinci meclisle beraber Batı medeniyetine muvazi bir medeniyet. Tabii ki burada aldandığımız bir nokta daha var. Batı'da da ırkçılık fikirleri vardı o zaman. Hitler mesela daha sonra bir sarı ırkı dünyayı hakim kılmak istedi. Bize de bu ırkçılık fikirleri geldi Tanzimat'tan sonra Jön Türkler döneminde 1868'lerden sonra ve Türkiye'ye bu ırkçılık, kafataşçılık, kan, ırk zaten Arak kan demektir. Bu fikri getirenlerin de pek çoğu zaten aslında da Türk de değildi. Bu mevzuda 9 tane önemli insan ismi sayılır. Mevzum bunlar olmadığı için siz kaynaklardan bakarsınız. Nam-ı Kemal gibi ırkçılığı, Türkçülüğü bize getirmiş. Tam meclis kurulacağı zaman, meclis ilk defa kurulduğunda, Üstad Hazretlerinin bu hitabesi olduğu dönemde aslında hilafet de daha kaldırılmamıştı. Yani birinci meclisin ilk günleri İslam dünyasının hilafet merkezi idi resmiyetiyle beraber. Batı içimize bu ırkçılığı da iyice yerleştirmiştir ki sen Türk, 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 Türk dersen birisi de Kürt der, başka birisi de başka bir şey söyler. Özellikle Arap dünyası bizden kopar. Kopmuş da zaten. Bildiğiniz gibi Üstad bu hitabeyi 9 Ocak 1923'te birinci mecliste yapmış. Hilafet merkezi olarak kalsın yani sakın Batı'ya göre, özellikle ırkçılığa göre, ulusalcılığa göre. Bugün sağda ulusalcılar var, güya dindar görünüyor. Solda ulusalcılar var, onlar da farklı isimlerle yad ediliyor. Ama özünde, temelde bir fark yok. Biri aynı kökten gelen sarı gül gibi, ötekisi de kırmızı gül gibi bir şey yani. Kök itibariyle aynı olan şu anda da zaten birleştiler görüyorsunuz. İşte Üstad Hazretleri buna karşı böyle bir uyarıda bulunuyor aslında. Ve diyor ki medeniyeti Kur'an tam yükselecek o zuhura yakın geldiği bir anda tekrar ediyorum bunu muhakematın başında bunun gerekçelerini söylüyor. La kaydane ve ihmalkerane müsbet bir iş görülemez. Tekrar edeyim, 19 Ocak 1923'te Üstad 1. Mecliste, daha hilafetin şahsı manevisi de meclisteyken bunu söylüyor. Hilafet ise bildiğiniz gibi 3 Mart 1924 senesinde, yani takriben Üstad'ın bu hitabesinden 15 ay sonra kaldırılıyor meclis tarafından. Zaten ırkçılığa dayanmış. Batı medeniyeti sefihanesinin o yönleri alınmış. İslam dünyası da ırkçılığa karşı ve böylece biz paramparça olmuşuz. Şu anda bile hala ırkçılık devam ettiği için kendi misaki milli sınırlarımız içerisinde bile o birlik ve beraberliği koruyamıyoruz. Kanla, böyle adam öldürerek, böyle savaşla, silahla filan da bunlar temin edilemez. Üstad Hazretleri bu mevzuda ortak paydaları, İslam, İslam'ın anayasası, Kur'an ve sünnete dayalı içtihat elestikiyetleriyle tarih kökümüze, mazimize bağlı yepyeni bir şeyin ortaya çıkmasını aslında meclise tavsiyede bulunmuş. Menfice, olumsuz yönleriyle, tahrip kerane, iş ise
Bu kadar rahnelere maruz kalan İslam zaten buna muhtaç değildir demek suretiyle bu 7. maddede bir gün önce 126. sohbeti okuduğum ve anlattığım mevzuyu burada farklı yönleriyle tekrar etmiş. Yani meseleler o kadar net, o kadar açık, apaçık ki yani Bediüzzaman Hazretleri gibi o dönemde hem gel davet ediyorlar fikirlerinden istifade edelim diye hem de fikirlerini beyan ettiği zaman da bazıları rahatsız oluyor. Aslında onun fikirlerinden istifade etmek için tabii ki oraya davet ediyorlar gibi görünse bile öyle etmiyorlar da onu kendilerine de bağlamak için. Çünkü şartta vaiz olarak tayin etmek istiyorlar. Şartta vaiz umumi olacak, devletten belgeli olacak. İşte ara altında bir jip olacak, bir şoförü olacak, her şehirde belki kalacağı evler olacak. Devletten de maaş yol ücretleriyle beraber alacak. Güya zahiren de oralarda gezip dolaşıp dinini anlatacak yani. Aslında makamla onu da satın almak istiyorlar. E bizden para aldıkları zaman da herhalde bizim borazanımız olur, bizim düşündüklerimizi anlatır ve İslam'ı da bize göre sağından solundan yontar ve bize göre tevil eder diye düşünüyorlar. Ama Bediüzzaman Hazretleri böyle bir oyuna gelmiyor. Bakıyor ki bunların halleri perişan, yolları da kıbleye doğru Allah'a giden bir yol değil. Tamamen Batı medeniyeti, Almanya, İtalya, İsviçre, Fransa yani o kanunları aldığımız, ilk anayasa maddelerini aldığımız yerler. Keşke bunları da %100 gerçekten uygulayabilseydik. Kanun birliği olabilseydi. Irkçılık fikirleriyle beraber. Tabii ki içimizdeki hain ve ajanları bizi rahat bırakmadılar. Önce Müslümanlara karşı gerici yaftası vurdular. Bu çok acayip bir şeydi. Gerici. Dinden bahsettim, gerici. Ne kadar dinden uzaklaşırsan o kadar ilerici. Senelerimiz bunlarla geçti. Yani sen ilericisin, hayır değilim. Gericisin, hayır değilim. Bunlarla zaman kaybettik. İkinci Dünya Harbi'ne giren Almanya'ya bak. Taş taş üstünde kalmamış. Komşuları da yıkılmış. Ama şu andaki Almanya'nın dünyadaki durumuna bak. Her sene bütçesi 70-80 milyar avro fazla veriyor. Ülkesinin her tarafına fabrikalar yaymış. Fabrika kuracaklara teşvik vermiş. İşsizlik problemini çözmüş. Kanunlar koymuş. Şahıslar esas değil. Kanunlar esas. Cumhurbaşkanı da olsa, başbakan da olsa, mesela seçim sandığına gittiği zaman sırada bekliyor. Çünkü öyle olması gerekiyor. Ceza, yolda trafik cezası alırsa o da ceza veriyor. Yani bir cumhurbaşkanının, başbakanın, bakanın bir halktan farkı yok. Herkes, canım bu Allah'ın da kanunu değil mi? Allah'ın da kainattaki icraatı kanunidir. Allah kanunlar vaz etmiş. Atom da aynı kanunlara uygun hareket ediyor. Güneş sistemi de. Kudret eli çekici vurmuş güneş sistemi olmuş. Aynı kudret eli çekicini vurmuş. Atom içindeki proton, nötron ve çekirdekleriyle aynı sistemle dönüyor. Ve bu cemiyette verimlilik meydana getirmiş. Bizde ise işler şahısların üzerine bina etmiş. Senelerce ırkçılıkla beraber bu gerici ilerici. Bizim gençliğimiz de böyle geçti. Sonra işte gericilere irticacı dendi. Ötekinlere modern insanlar dendi. Çağdaş, aydın dendi neyse. Ve 163 vardı. Onun C bendi vardı. Gizli cemiyet kurma. Sonra bir de münafıklar türedi. Efendimiz Aleyhisselam döneminde mesela Mekke-i Mükerreme döneminde münafık ve münafık kavramı yoktur. Efendimiz hicret eder etmez münafıklar ve münafık kavramı girmiştir. Bizim belli bir şey derin sistemler tarafından baskı altında tutulduğumuz dönemde münafık kavramı sistem içinde yoktu. Derin devlet bir de münafıkları da yutunca şimdi onun yerine başka isimler çıktı. Yani irtica, gerici, yobaz yaftalarıyla Müslümanlara hücum ediliyordu. Şimdi başka isim buldular.
Onun da kılıfını minareyi çalınca bulmak istediler. İşte paralel dediler, tutmadı. Şimdi darbe dediler, o da tutmadı. Kim bilir ne melanetler ortaya çıkacak. Ama aynı derin kökler tarafından bunların ortaya çıkarıldığı ve topluma enjekte edildiğini rahatlıkla söyleyebilirim. Rahatlıkla söyleyebiliriz. Netice itibariyle şu tavsiyelere uyulmadığı için başımıza neler oldu, neler geldi, ah neler geldi. Cenab-ı Hak halimizi ıslah buyursun, akıbetimizi, özellikle ahiretimizi hayırlı eylesin. Tavsiyan ve aşiran diye 9. ve 10. maddeler var. Bunları da bir sonraki sohbette inşallah tamamlayarak böylece hem Hubab Risalesi'nin ana bölümlerini tamamlamış ve zeyline geçeceğiz. 18 tane İ'lem Eyyühel Aziz'den ibaret olan ayrı bir ikinci bölüm var. Ona geçeceğiz inşallah. Ve bu 8. okuduk, 9. ve 10. maddeleri de okuduktan sonra Risale-i Nur'larda geçen risaleleri risalelerle şerh etmeye çalışıyoruz. Namaz vahisleri ve bununla alakalı kaynaklar topluca bir defa daha vermek istiyorum. Cenab-ı Hak akıbetimizi, ahiretimizi hayırlı eylesin. Artık bundan sonra kısa kısa sohbetler yapmak istiyorum. Çünkü uzun yapılan sohbetler herhalde pek fazla kardeşlerimizin vakti olmadığı için takip edilemiyor. Onun için kısa kısa mevzularımız aman anlaşılsın istiyoruz. Aman ihmal edilmesin diye dikkat ediyoruz. Heyetinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyor ve Allah'a emanet ediyorum.